Gel vatandaş gel. Abilerim, ablalarım, teyzelerim, amcalarım, dedeler, neneler, çocuklar, gençler. Sizler için Japonya'da, Çin'de, Venezuela'da diğer diğer il il, bölge bölge, semt semt, sokak sokak dolaştım. En son icatları, bilimin buluşları, en son teknoloji adına ne varsa buldum getirdim. Şu elimde görmüş olduğunuz tarak hakiki kemek olup... Tarak Tavuz. Buyur canım kardeşim, ne vardı? Yani inanamadım da siz olduğunuza. Röportaj için sözleşmiştik ama siz burada... Ben ne? Ne olmuş? Burada satış yapmak yasak mı hemşerim? Zabıta mısın yoksa? Yok canım, ben onun için demedim efendim. Yani siz bilim adamıydınız da böyle satış falan. Ne var, ayıp mı hemşerim? Ne olmuş yani, deneyi yapacak ötenek çıkmadı, para lazım. Ek iş yapıyorum, hayret bir şey. Gelmeden daha şu diğer elimde görmüş olduğunuz tükenmez kalem mağazalarda 5 YTL olup bende sadece 7 YTL. Üstelik yanında diğer elimde görmüş olduğunuz hesap makinesi hediye. Bitmedi, bitmedi. Yanında da daha gördüğünüz... Pardon, sadece hesap makinesini alırsak kaç oluyor? Sana 15 YTL olur. Peki tarağın fiyatı neydi? Tarak da güzel benziyor. Hesap makinesiyle tarağı sana 450 YTL'ye bırakırım. Boya kalemi pastel yok mu? Vardır. O kaça? Sıktın ama. O kaça bu kaça. Almayacaksan dükkanın önünü kapama kardeşim. Ne kızıyorsun ya? Bak belediyede zabıt arkadaşlarım var. Dövdürürüm seni ha. Ya de git. Örümcek adam olsan ne yazar? Cücük. Cücük mü? Cücük mü? Çok ayıp. Bir de doktor olacaksın. Terbiyesiz. Senin Hipokrat yeminini yırtarım. Geçmiş karşıma dört kol çengi gibi kıpır kıpır. Ne? Kimse bana dört kol çengi diyemez ulan. Ağzını al. Ağzını al. Şu elimde görmüş olduğun hesap makinesiyle döverim seni. Yanında da tarakla döverim. Dur ya. Teker teker gel ya. Benim de sol kolum var kardeşim. Bakacaktım.